Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız çok özel bir kafedeyiz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Karadeniz'in incisi Rize Çayeli'nden sektörün farklı bir noktasındayız. Kafe içeride. Evet, sektörün lider firması kendisi Yasin Kara ile birlikteyiz. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Yasin Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz de iyisiniz. Çok sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Ben size geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi kafe içeride yeni bir konsept. Evet. Yolun başındayız daha. Yolun başındayız. Şimdi hizmetleri konuşacağım. Buradaki vermiş olduğunuz tabii menünüzdeki birçok hazırladığınız sunumlar da var. Sizi bir tanıtalım. Önce ekranlara başındaki değerli izleyeceğimize. Yasin Kara kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Tabii ben 1983 Terli doğumluyum. Ben ilk üniversitemi bitirdikten sonra 5 yıl ücretli öğretmen olarak görev yaptım. Evet. Yine Çaylı'nda. Daha sonra benim işte zaten sporla alakalı olduğum için BESO okumak sürekli içimde kalmıştı. Evet. İkinci üniversite olarak BESO okumaya başladım. Yine Rize'de atıldığı için tabii bu fırsatı değerlendirdim. Hı hı. Aynı zamanda ulusal voleybol hakemiyim. İşte il dışlarına, maçlara falan çıkıyorum. O yüzden burayla bazen ilgilenmediğim günler oluyor. Evet. Ama şimdi bu yaz tatilinde buraya değişiklikler de yapmayı düşünüyoruz. Planlıyorsunuz. Çeşitli evet, hazırlıklar var. Peki ne zaman hayata geçti? Mart ayı dedik. Mart ayında evet hayata geçirdik. Kaç metrekare bir tesis? 140 metrekarelik bir alana sahibiz. Evet. Ekstradan dışarıda yine oturabilecek alanlarımız var. Lokasyon olarak neresi burası Çayeli'nin tam? Burası Çayeli'nin sahil kısmına bakan Sinan Kutlu Bulvarı'nda. Evet. Hemen Devlet Hastanesi'nin karşısında sahil kısmı. Sahil kısmındasınız. Evet. Peki. Şimdi kaç metrekare bir yer dedik? 140 metrekare. 140 metrekare. Kaç uzman kadroyuz? 4 uzman kadromuz var. Sizinle birlikte. Evet. Neler var? Şimdi menümüz geniş ama ileri evet, tabii şeyler değişiyor. Maalesef düşünüyoruz. Hani çünkü biraz daha böyle kafe özgü türler olsun istiyoruz, ürünlerimiz olsun istiyoruz. Şu anda neler var? Şu anda yiyecek olarak melemenimiz var. İşte teyzem köfte diye bize ait olan bir köftemiz evet, var. Hem şekli olarak farklı hem de tat olarak farklı. Yani tadına bakınca zaten yani, bunlar kısa anlıyor. Annelerimizin hazırladığı köfteler. Öyle ama yani şey harcının bir özelliği var. Özelliği onu var. Kendimiz yapıyoruz. Evet. Bize ait bir harç bulunmaktadır. Onun dışında hamburgerimiz var. Hamburgerin köftesini de biz yapıyoruz. Siz o da bize ait. İşte tostumuz var ama bizim tostumuz hani normal tost ekmeklerini yapılmıyor. Biz farklı bir ekmek kullanıyoruz. Evet. Böylelikle daha doyurucu ve daha büyük oluyor. Onun dışında işte çorbamız vardı ama onu kaldıracağız. Evet. Çünkü biraz daha kahve işine yöneleceğiz. İşte yeni bir kahve makinesi hı-hı, aldık. Hı-hı. Onunla birlikte yeni ürünlere geçiş yapacağız. Evet. Şimdi yeni menü tasarlayacağız. Burayı tamamen farklılaştırmayı düşünüyoruz. Yani burada çeşitli dokunuşlarla biraz tabii, diyorsunuz tabii, şöyle farklı bir ortam haline evet, getirelim. Evet, evet. Farklı bir sunum yapalım. Evet. Dönüp biraz kahve konseptine evet, döneceksiniz. Biraz daha kahve. Yani biz teyzem köfte zaten bize ait olduğu için onu bırakacağız. O devam. Bir de tost hamburger olacak. Diğer yiyecekleri kaldırmayı aparatif şeyler, evet, evet, soğuk sıcak içeceklerle evet, burada konuklarınıza hizmet vereceksiniz. Peki ilerleyen süreçte bu hedeflerde sadece burayı yenilemek değil. Yok. Neler düşünüyorsunuz? Biz burası bizim ilk yerimiz. Yani biz burada tecrübe kazanmayı amaçladık. Evet. O yüzden zaten küçük bir işletmeyle işe atıldık. Çünkü biz burada işi öğrenelim, tecrübe kazanalım, bir sonraki adımı daha sağlam atalım diye. Evet, o da önemli. Burayla başladık. Yani burası sizin için göz evet, ağrınız. Evet. Burası buradaki bizim başlangıç noktamız. Evet, evet. Tecrübelerinizi ilerleyen süreçte. Evet. Peki isim sizin, kafe içeride. Evet. Şimdi programdan sonra size teklif gelebilir. Franchise böyle teklifler açık mısınız? Franchise zaten bundan sonraki amaçlarımızın içerisinde var. Yani bir sonraki işimizde veya belki de burası bile olabilir. Evet. Ona atsız çünkü şey yani biz daha büyümeyi hedefliyoruz. Birlikte büyümek de bizim için de daha iyi olur diyorsunuz. Evet, evet, bu tekliflere de açıksınız. Tabii, tabii. Peki şimdi kafe sektörü biraz eğlence sektörünün bir kolu. Evet. İnsanlar hoş vakit geçirecekleri evet, alanlar isterler. Siz neye dikkat edersiniz? Önem verdiğiniz unsurlar nelerdir? Biz açık konuşayım. Aslında öncelikle aile ve biraz daha elit kesime hitap etmeyi amaçladık. Tabii bunu ilk 3,5 ayda hemen başaramadık. Fakat işte, üniversiteyi hani canlı müziklerle evet, olsun onlara güven en önemli şey burada zaten onların evet, güven duyacakları evet, bir ortam. Onu sağlamaya çalıştık ki onda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü buraya gelen herkes memnun ve rahat olduklarını bize de hissettirerek i̇şte ayrılıyorlar. İşte o da önemli. Tabii siz ki bunu sağlamışsınız bu bölgede anladığım evet, kadarıyla. Evet ben de bir üniversite öğrencisi olduğum için biliyorum yani üniversite öğrencisi neler ister. Neler ister. Üniversitenin hocaları da hani cami olarak onlar da neler evet, ister neler bekler. Onlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet teşekkür ediyorum size. Ben çok başarılarınız teşekkür ederim. Çok daim olsun. Ailenizle çalışanlarınızla çok birlikte. Çok teşekkürler. Bölgeye kattığınız bu farklı hizmetinizden dolayı inşallah
hedeflediğiniz noktada İnşallah, ulaşırsınız. Sizinle farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak çok dileğiyle. Teşekkür, çok teşekkür, çok sağ olun. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Karadeniz'in incisi Rize Çayeli'nden sektörün farklı bir noktası dedik. Kafe içeride, evet, bu güzel mekanın güzel genç patronu diyelim, beyefendi Yasin Karadan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.